Oğlak kadın için hazır oğlaklardan bahsetmişler Oğlak kadınlarını sorun. Oğlak kadın için para müjdesi ne zaman geliyor? Para. para müjdesi. Aa evet. Şimdi Mayıs ayı oğlaklar için güzel. 15 Mayıs'tan sonra Jüpiter balık burcuna geçiyor. Oğlaklara çok güzel bir açı veriyor. He. 19 Kasım'da Boğa burcunda bir tutulma oluyor Evet Kasım'a doğru. O da oğlaklar için yeni bir çığır açacak. Fakat bu sene yükselen oğlaklar için her sene her ayın bir anlamı var. Çünkü Jüpiter ve Satürn kova burcunda ilerliyor. Oğlağın para evinde. Aa. Para evinde ilerlemesi demek ki oğlağa birçok alternatif para teklif yani para olayları çıkacak güzel. Fakat bunu değerlendirmesi gerekir. Satürn çünkü paranın başını bekliyor. Parayı kazandırıyor. Yatırım yapmasını istiyor. Harcamasını istemiyor. O yüzden özellikle oğlaklar bu sene ee, çok güzel bir paranın içinde olacaklar çok iyi kazanacaklar hatta tam oğlakların zıttı olan e, yengeç de, şeydeki yengeçten çok güzel bir etkileşim alacaklar güzel evet. besliyor oğlakları fakat oğlaklar yatırım yapmazlarsa zor durumda var olan parayı kripto paralar sanal paralar bitcoinler bunlara oğlaklar kesinlikle girmesinler para kazanmak istiyorlarsa. Ekonomi programına döndü evet. yani. Ama çok güzel doğru. Bak, para mıcesi? Maceraya girmesin diyorsun. Maceraya girmesin. Ma Hadi riske, riske, girmesin. Ya kanka şurada bir şey var. Evet ya evet öyle tipler vardır ya, var ya yönlendirir. Ya, ha. çok iyi bir şey arsa buldum. Biz oraya bir yatırım yapalım. Bak, <laughs> Kupon arsa var gel abi. Üzerinden köprü geçici <laughs> arsa şöyle olacak. Yok öyle bir şey. Anladım abi. Para gider. Oğlaklar <laughs> maceraya girmemesi gereken, gereken bir dönemde. Peki. Maceraya yok macera yok. Macera <laughs> zaten Oğlaklar maceracı değil. <laughs> Allah'ım Allah ya Rabbim. Ya o zaman şöyle Oğlaklar ee, zaten hoş, hoş. maceracı değil. Çok zor macera maceraya girerler ama ola ki evet. cazip bir teklif gibi bir şey tabii. görünüyorsa size şu anda sunulan evet, ona hemen hayır deyin. Çünkü diyorum, para filiz gelecek. Öztop. Para gelince insan bir anda ne yapayım, nereye yapayım, yatırım yapayım Maşallah diye Maşallah o derece yani. Maşallah evet, akıyor diyorsun. Sen papatyalar sana akıyor. Ne diyorsun. akıyor. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Peki, koç kadınının kalbine giden yol nur ablacığım nereden geçer? Bir koç kadını hmm. aşıkmış. Şimdi koç kadını, koç zengin kadın bir nasıl? kadın. Ben koç kadını, yani ruhu zengin bir kadın inanılmaz zengin, yaratıcı bir kadın. Şimdi koç kadına her yoldan girebilirsin ama onun ne istediğini bilmen lazım. Hı. Bir kere koç kadını akıllı insanları çok seviyor. Akıllı, zeka hayranı. Yani bir de heyecanlı erkek tiplerini seviyor. Enerjik. Enerjik. Evet. Yani diyecek ki ya, aşkım bugün şunu yapalım. Aşkım şöyle bir düşüncem var. Hmm. Senin şöyle yaza şöyle bir projen var. Koç kadın ne? Heyecanlandıracaksın. Hmm. Ama işte o senin dediğin... ...hımbıl tipler var ya... ...koç kadını havada yok eder onları. <laughs> Mesela bir seyircimiz sormuş... ...koç kadını akrep erkeğiyle beraber... ...uyumlu mu diye soruyor. Çok. çok. Ama ilginç. hiç kavgaları bitmiyormuş. Çok ilginç onlar. Onlara yine birazcık farklı bir yorum yapacağım. Dışarıda kavga ederler. evini her türlü kavga e, yatağa girince barışırlar. Böyle bir durumları var. Ya yani onların aralarında müthiş bir çekim vardır. <laughs> Kop yani kavga etmelerinin nedenini anlatıyor. Hı -hı. Her şeyi terstir onlar. Ama birbirlerinde büyük bir böyle mıknatıs gibi çekicilik vardır. Hı -hı. Yani der ki evet bu adamdan vazgeçemiyorum. Nesinden vazgeçemiyorum? Adamda şeytan tüyü var derler. şeytan tüyü Peki, evet benim kitap. Evet, senin, aynen, kitap. Senin, senin Peki bir koç kadını mesela insanın hayatında neleri alır neleri mesela bir koç kadınla berabersen hayatında neler değişir? Neleri senin hayatından alıp götürür? Yapamadığın işleri yaptırır sana. Cesaret verir. <laughs> Mesela sen... Helal bitirin. olsun size koç kadınları, <laughs> maliyenden ayrılamıyorsun. Evini çok seviyorsun. Eşyandan ayrı... Koç diyor ki, gel diyor şurada bir ev tutuyoruz. Eşyalarımızı değiştiriyoruz. Oo. Ya da şunu yapıyoruz. Buna cesaret verir. Ama bazen adamı gereksiz borca da sokar. Çünkü <laughs> bir daha var ben koç kadınlarının arkadaşlarını da çok seviyorum. Çok bayılıyorum. Çok müthiş bir arkadaş profili. İnanın... Yani otur, eğlen, sohbet et, dertleş. O anlamda da çünkü her türlü sohbet evet. edebileceğin, hiç alınganlı olmayan, rahatlıkla seni anlayabilecek Hı. ve empati özellikleri de çok kesin, yüksek. kesin. Müthiş kesin, bir empatlar kesin. yani. Müthiş hemen anlıyorlar senin duygularını. Ve şeydir. Koç kadınıyla yaşarken depresyona girmezsin. Hiç girmezsin, aynen. Hiç girmezsin. Hemen seni yükseltiyor. Hemen yükseltir. Ben ne zaman canım sıkılsa koç arkadaş olurumarım. Evet. Ya boş ver friz, gel <laughs> hadi bir takılalım kahve içelim. Baksana anlayacak, ne diyorum var. Peki mutlaka <laughs> ama negatif bir yönü vardır. Ha negatif yok. Patavatsız. <laughs> ama böyle kalpten söyledi ki patavasız, <laughs> patavasız, <laughs> <Patavatsız> şey hani birden <laughs> <nereden gülüyor> bile söyleyebilir her şey. Mesela şeyler. şöyle gelebilir sana. Nurcum, ben çok güzel yakınım. Ben bu rengi hiç sevmiyorum. Bugün şu turuncuyu giyseydin daha iyi olurdu. Yüzünü soluk göstermiş diyebilirler. Hmm. Ben şu şapkayı sevmedim. Ya da bana ay hep mi puanlı giyiyorsun? Evet. Hep mi o şey? <laughs> ay falan böyle. Yapıyorlar, mi? yapıyorlar. Ondan koç yapıyor. sende, ama böyle der arkadan da. Ay yüzün çok güzel. Kız her şeyi kaldırırsın. Yani böyle bir kaldırır bir indirir. <laughs> rahat yani. Rahat. İrahat. O zaman rahat. şöyle mesela Adi bir koç kayınvalidesi. <laughs> eyvah eyvah. Oo, maşallah. Ama çok iyi dost olabilirsin. Ya. Çünkü harbi oluyorlar yani direkt her olarak her amaç, şeyi konuşur. Maddiyat olarak hiçbir şey eksik etmez. Koç kadın karşısındaki gelini mutlu eder. Ya mesela ben bir koç arkadaşımla şeye gitmiştik bir alışverişe. Ay benim gelin bunu çok sever. Şunu alayım, şunu e alayım. Daha şunu ne olacak bak sana daha kayınvalide. Evet. Ben bir buyururum. şey soracağım ama koçlarla ilgili çok soruluyor abla. Koç aslan uyumu çok soruluyor. Koç kadını aslan erkeği uyumlu değil mi? Çok uyumlu. Çok iyi uyumlu. ilişkileri oluyor onların. Acayip uyumlu onlar. İkisi de ateş, fıkır fıkır. <laughs> Çok alevli. <laughs> çok alevli. Peki hazır aslanları konuşmuşken o zaman aslan kadınlarını da konuşalım. Aslan kadınlarıyla yengeç erkeklerin Ardışık. doğru bir tercih midir? İyi bir eş olurlar Ardışık mı? Ardışık burçlar. Ardışık iki burç. Komşu komşunun külü, külüne muhtaç. Kapı komşusu. Ne demek yani? Yani birinin e, mutfak boşluğunun penceresi ötekinin yatak odasına bakar. Hmm. Bunun gibi düşün. Birbirlerine çok güzel taş atarlar. Hmm. atışırlar, hmm. takışırlar. En sonunda birbirlerine alışırlar hmm. ve ondan sonra Tabii. da vazgeçemezler. Böyle uyumlu. Durum. Bak bu ikisi çok uyumlu. Atışır, takışır. Atışır, takışır, Atışır, alışır. Alışır. Zamanla da alışır. Aa aa. aa. Peki, Peki bu ilişkide bu doğru yol mudur? Atışıp takışıp sonra alışmak. Şimdi evet. aslında bütün ilişkilerin felsefesinde bu vardır. Evet. Sadece bazıları o atışmayı hiç yaşamaz. Atışacak kadar bile bir heyecanları kalmamıştır artık. Derler ki aman boşver. Bu aslında ilişkinin gittikçe o duygusunu, heyecanını yitirdiğini gösterir. Bazı atışmalar, bazı konularda anlaşamamak normal bir şeydir. Çünkü iki farklı karakterden bahsediyoruz. Aksi takdirde her konuda anlaşıyorsa insanlar bir taraf sürekli alttan alıyordur. Bu iyi Tabii. bir şey değil. Ne kadının ne de erkeğin sürekli her şeyi alttan alması iyi bir şey değil. Bu cinsiyetten bağımsız olarak kendinizi ortaya koymalısınız ilişkide. Fikirlerinizi söylemeniz lazım. Şimdi bu bir atışmaysa eğer. Çünkü atışma sempatik bir tabir. Ya Güzel, atıştık. Atıştık. Bunda bir sıkıntı yok. Bu bir gerginliğe, kavgaya dönüşmüyor çünkü. Tabii. Ama sürekli özellikle de aynı konu üzerinde kavga ediyorsanız aynı konuyu çözemiyoruz. Mesela her hafta sonu annesine beni götürmek istiyor. Bazı kadınlar hmm. yazıyor bunu. Hmm. Ben gitmek istemiyorum her hafta sonu. Yeter. Demek ki burada çözülemeyen çok net yapısal bir sıkıntı var. Burada işte alışmaya dönmez. Alışmaya Sorunun dönmez. cevabı. burada evet. dönmez. Ama bazı konular zamanla çözülüyorsa nasıl olacak? Adamın da orada anlayışlı olması lazım. Ya yani her hafta sonu da gitme. Yani. De ki hayatım ayda bir gidelim ya da iki haftada bir gidelim i̇şte, de mesela. Işte, bazı...